Herkese merhabalar. Oran orantı ve problemler konumuzda beraberiz. Bugün sizinle beraber inanılmaz değerli bir konu işleyeceğiz. Oran orantı ve problemler. Yani aslında üniversite sınavında problemler başlığı altında çıkan onlarca sorunun aslında temelini biz burada beraber yapacağız. Ve 9. sınıfta öğreneceğimiz oran orantı, orantının özellikleri, orantı çeşitleri ve sayı problemleri konusuna giriş yapacağız sizinle beraber. Ve bunların temellerini aslında biz 6'da, 7'de, 8'de her sınıfta atmıştık. 6. sınıfta oranı öğrenmiştik. Sonrasında problemleri öğrenmiştik. Aynı zamanda 7. sınıfta eşitlik ve denklemlere bakmıştık. Problemler yine yapmıştık tabii ki. Doğrusal denklemleri 8. sınıfta yapmıştık. İşte bunların temelleri üzerine 9. sınıfta göreceğimiz bu konuyu inşa edeceğiz. Ve unutmayın sayfa 9. 90-96 arası yani 8'den 9'a matematik hazırlık kitabımızda bunların tekrarı var. İlk başta bunları bir tekrar edelim veya dersen sonra da tekrar edebilirsiniz. Ve sonrasında da 9. sınıfta öğreneceğimiz konuya geçelim. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Oran orantı dediğim zaman hemen aklımıza şu gelecek. Tonguç'um birimleri bak birimleri mesela kilogram kilogram metre metre aynı olan iki çokluğun birbirine bölümüne oran adını veriyoruz. Oran demek aslında bölüm demek. Oran deyince merak. mesela A'nın B'ye oranı. A bölü B bitti bu kadar. İkisini o birbirine be. bölüyorsun. İki ya da daha fazla oranın eşitliği neyse Tonguç evladım biz orantı adını veriyoruz. A bölü B, eşittir C bölü D, eşittir E bölü F. İşte burada yazılan her bir oran yani bölüm birbirine eşit olursa bu da K denilen bir orantı sabitine eşit oluyor. Bu orantı sabiti de oranların birbirine eşit olduğu sayıyı gösteriyor. Bunlar tabi tanımsal şeyler. Özellikle şu sorulara hakim olmamız gerekiyor. Mesela 30 dakikada 40 soru çözebilen Tonguc'un 75 dakikada kaç soru çözebileceğini bulalım mı seninle Tonguc'un? Bulalım herhalde? hocam. Ne demiştik? Daha Oran, fazla soru çözelim. Harika. Oranla oluşturacağız. Oran da iki tane aynı birimdeki çokluğun birbirine bölümüydü. 30 dakikada... Ee, 40 soru çözüyormuş Tonguç evladım benim. Böyle diyorum bak 75 dakikada daha... Kaç soru çözer? Buna da x diyorum ve bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü dakikalar değiştikçe soru sayısı da değişmesi gerekiyor. Değil mi evladım? Evet benim hocam. Dolayısıyla bak aynı çokluk birimleri birbirine bölüyorum. Aynı birimleri birbirine bölüyorum. Kaç soru olduğunu bulacağım. Bunu yapmak da çok basit. Zaten ne diyoruz? İşler dışlar çarpma yapabiliriz veya sadeleştirme yapabiliriz. Burada hemen işler dışlar çarpma yaparsak 40 çarpı 75 eşittir. 30 çarpı x derim. Sonra bununla bu sadeleşir Tonguç evladım benim. Bununla bu sadeleşir 25 kalır. 25 kere 4'ten de 100 soru çözeceğini bulabilirim evladım. Geldik bu zımbırtıya bak. İçler dışlar çarpımı zaten demin dediğimiz gibi. Bununla bunun çarpımıdır aslında ve oranan orantı sabitine göre aslında bir hesap yapmış oluyoruz. Bu bu normalde A bölü B eşittir C bölü D diye yazılmaz mı evladım? Bak evet. A bölü B C bölü D. İşte bunlar içler. Bunlar da dışlar olmak üzere. Dış taraftakiler, iç taraftakiler. B ile C'yi çarpıyorsun, A ile D'yi çarpıyorsun. Bu içler dışarı çarpımı da buradan geliyor aslında. Geldik orantının özelliklerine. A bölü B eşitir, C D K diye bir orantı vermiş bize. Tamam eyvallah. Bak biz bu ikisini toplayıp payları toplayıp payları toplayıp birbirine eşitlersek veya çıkartıp birbirine eşitlersek yine aynı orantı sabit oluyor. Mesela 2 bölü 4 5 bölü 10 eşit değil mi Tonguş Erhan? Evet. Ya kesin genişletilmiş hali. O zaman diyorum ki ben e, evladım 2 artı 5 2 artı 5 bölü 10 4 artı 10. Bak dikkat et 2 artı 5 7 eder. 10 artı 4 14 eder. Bak 7 bölü 14 yine aynı şey veriyor. Yani 2 bölü 4 de 1 bölü 2 ile aynı şey veriyor. 7 bölü 14 de 1 bölü 2 eder. Veya çıkarsak da aynı şey verecek diyoruz. Geldik bir de şöyle bir orantıya. Ee, birbirleriyle çarpılırsak çarparsak da tomuş Evlen benim K'nın karesi ediyor. Zaten bu K'ydı. Bu da K'ydı. K ile K çarpılırsa K'nın karesi. Mesela şöyle bir ifade. X bölü Y, Z bölü T eşittir 2 demiş. X bölü Y'yi ben buradan bulurum. 2. Z bölü tez zaten 2'di. E bunun karesini almış. O zaman 2'nin karesi diyorum. 2 çarpı 2'nin karesinden de 8 çıkar. Doğru cevabımız tarzında sorular karşımıza gelecek diyoruz ileride. Alıştırma yapalım birkaç tane. Yapalım hemen de. Demin öğrendiğimiz şeyi tekrar edelim. Burada A bölü B C bölü de birbirlerinden çıkarmış payları, paydaları da çıkarmış. O zaman bunun aynısıdır diyebiliriz. Orantı neyse olur diyebiliriz. Bunu deneyebiliriz Hiç merak etme. Mesela şuradaki zımbırtıyı yapmak istiyorum sana. Dikkat et Tonguç'um bak. Ben bu ifadeyi A bölü B artı B bölü B diye ayırabilirim. Çünkü paylar toplanıyordu ya hatırlıyor musun? A bölü B, B bölü B diye ayırırım. Ayırdıktan sonra çarpı diğerinde aynı şekilde C bölü D artı D bölü D'ye ayırırım. B bölü B kaçtı sonuç evrenim benim? 1. O zaman A bölü B artı 1 derim buna. Buna da C bölü D artı yine burası da 1 olduğu için 1 derim. Ya ben bu A bölü B'yi biliyorum. 3. E, artı 1 diyorum çarpı C bölü deyi biliyorum 3 artı 1. Bak her şeyin bir kolay yolu var. 4 kere 4'ten 16 çıktı çatarank diye sonucu bulduk. Yani bu soruları gördüğümüz zaman eyvah ne yapacağız eyvah. endişe etmemize gerek Her şeyin bir çıkar yolu var. O yolu görebilmekte en önemli kısmı diyebiliriz. Zaten demin gösterdiğimiz şeyi de buradan bunları çıkartıp veya toplayıp aynı sonuca ulaştığımızda söyleyebiliriz orantı sabitiyle aynı sonuç çıkıyor. Orantı çeşitlerine baktığımız zaman doğru ters ve birleşik orantı var. Doğru orantıdaki mantık şu. Eğer bir çokluk artınca diğeri de artıyorsa veya azalınca diğeri de azalıyorsa bu doğru orantı diyoruz. Eğer bir çokluk arttıkça diğeri azalıyorsa veya azaldıkça diğeri artıyorsa buna da ters orantı diyoruz. Bileşik orantı ise birden fazla orantı içeriyorsa bileşik orantı diyoruz. Şimdi doğru orantıda iki tane çokluk söyleyelim. Mesela hemen doğru orantıyı bir e, anlamışım. X ile y doğru orantılı ise tonucum. İkisini birbirine bölüyorsun. Mantık olarak şöyle düşünelim. Mesela senin dakikanla mesela dakikanla aslında sorun soru sayın mesela 30 dakikada e, 20 soru çözüyorsun diyelim. Bunlar doğru orantılı değil mi tutun hocam Bey? Evet hocam. Sen eğer 60 dakika çalışırsan kaç soru çözersin hemen söyler misin bana evladım? Daha fazla soru. Daha fazla. 40, 40 soru çözersin. Çünkü bak 30'da 20 çözüyorsan 60'da 40 soru çözersin. Ve bunları birbirine bölerek aslında doğru orantıyı kurmuş oluyoruz. İşte doğru orantı böyle oluşturuyor. Mesela bir örnek yapalım. Genellikle böyle sorular karşımıza gelecek. ABC sayıları sırasıyla 2, 3, 5 ile doğru orantılı demiş. ABC'nin toplamı 80 olduğuna göre demiş. B kaç demiş. Bak A 2 ile doğru orantılı. A bölü 2. B 3 ile doğru orantılı. O zaman B bölü 3. E C 5 ile doğru orantılı. O zaman C bölü 5. Bunlar birbirlerine eşit olacak bir orantı kurabilmek için. Çünkü hepsi bir doğru orantı kuracak. Ve buna da K diyeceğiz. Tonguç'um hemen söyler misin bana? Bak C bölü 5 eşittir K ise işten dışarı çarpma yaptığı zaman C eşittir 5K etmez mi Tonguç evladım? Benim? Evet. O zaman B eşittir aynı şekilde. Bunu hiç görme. Buraya geçtiği zaman 3 kat eder. Çünkü 3 kat bölü 3 aslında kat eder. 2 kat bölü 2 aslında kat eder. O zaman a da 2 kat diyoruz. O zaman diyorum ki ben a+b+c'nin toplamı. Yani 2 kat artı 3 kat artı 5 kat eşittir 80'miş. Bunların hepsini topladığımız zaman 10 kat eşittir 80 çıkar. O zaman 1 katın 8 olduğunu söyleyebiliriz. Bize ne sormuştu Onurcuğum? B'yi sormuştu. B dediğimiz şey 3 kat olduğuna göre 8 kere 3'ten 24 olduğunu, istersek e, C'nin de 8 kere 5'ten, çünkü 5 kat diyemiştik ya 40 olduğunu, ondan sonra istersek A'nın da 8 kere 2'den 16 olduğunu çatanak diye söyleyebiliyoruz. Geldik ters orantıya. X ve Y sayıları ters, ters orantı, orantı bana olarak, ters. Ters orantı Sayıları çarpıyorsun Tonguç. Hemen mantık olarak şöyle düşüneceğiz. Mesela işçi sayısıyla işçi sayısıyla gün her zaman ters orantılıdır. Mesela Tonguç, 10 işçi, 10 işçi, e, 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 mesela diyelim ki 6 e, günde bitiriyorsa Tonguç. Hemen söyler misin 20 işçi, 20 işçi kaç günde bitirir sence evladım benim? 3 ee, günde. Ha öyle değil Evet doğru. Nasıl yaptın? Hemen söyleyeyim. Bak 10 işçi. 6 günde bitiriyorsa 20 işçi de bunun yarısı günde bitirir bak 10 kere 6, 20 kere 3. Birbirine eşit olmak zorunda. İşte ikisinin çarpımı olduğunu buradan anlayabiliriz. A sınıfındaki öğrenci sayısı 3. B sınıfındaki öğrenci sayısı 7 ile ters orantılı demiş. Öğrenci sayılarının farkı 8 ise demiş. A sınıfı kaç kişilik demiş. O zaman A sınıfındaki öğrenci sayısı 3 ile ters orantılı çarpıyoruz. A çarpı 3. B'deki de 7 ile ters orantılı. O zaman B çarpı 7. Bunlar birbirine eşit ve K orantı sabitine eşit diyoruz. Öğrenci sayılarının farkı 8 Tamam ama hemen şunu yapalım. Bak A dediğimiz şey aslında hemen mesela B dediğim bir şey yapalım. E, B'yi yalnız bırakabilmek için her iki tarafı 7'ye böldüğümüz zaman B aslında çat çut K bölü 7 çıkıyor. Aynı şekilde A'yı yaptığımız zaman A da K bölü 3 çıkıyor. İşte bunların e, farkı demiş yani K bölü 3'ten K bölü 7'yi çıkarsam ki zaten K bölü 3 daha büyüktür bu yüzden. E, 3K bölü 3K bölü daha büyük. Çıkardığın zaman 8 çıkıyormuş. Hemen bunların e, paylarını işlersem 7 ile 3'le genişletirsem 7K bölü 21 eksi 3K bölü 21 eşittir 8 eder. Burası da 4K bölü 21 eşittir 8 çıkar. Tonguç evradım benim İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 168 eşittir 4K çıkar. Oldu hocam. K eşittir 42 eşi çıktı. Bize sorduğu şey neydi? A sınıfı. A sınıfı neydi? K bölü 3'tü. 42'yi 3'e versek 14 kişi karşımıza geliyor Tonguç Evlat. Cevap 14. Yani. Geldik bileşik orantıya. Birden fazla orantıları bulunduran e, bulunan orantılara biz bileşik orantı diyoruz. Buradaki mantık şu. X, Y, eksi 2 ile ters or Doğru, doğru. Z artı bile ters orantı demiş. Hemen burada bir bileşik orantı kurmaya çalışacağız. Buradaki mantıksa şu. X, Y, eksi 2 ile doğruysa hemen X bölü Y, eksi 2 yazarım. Ama X, Z artı bile ters orantı. X çarpı Z artı 1 yazalım. O zaman bak X ile Z artı 1'i çarptım. Y eksi 2'yi böldüm. İşte bu bizim orantımız olacak. Bu da bir orantı sabitine eşit olacak. Peki bunu yaptıktan sonra artık soruyu çözmeye başlayabilirim. Hemen soruyu çözmeye farklı bir kalemle devam edelim. Demiş kadar X 4 iken. O zaman 4 çarpı Z 2 Z o zaman Z artı 1 3 eder. Hop bölü. Y5, y 5 Y eksi 2 o zaman 5 eksi 2'den 3 çıkar. Ha, sadece yerlerini koydum. Burada bu değerleri yerine koydum. Şimdi diğer duruma bakalım. X2 2 çarpı Z'yi bilmiyoruz. O zaman Z artı 1 yazalım. Hop. Bölü. Aşağıda da y eksi 2 vardı. Y 6'ymış. 6 eksi 6 2 4 çıkar. E bunlar birbirine orantı sabit eşit oldukları için eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla bunlar sadeleşir Tonguç Evren Bey. Sonrasında bunlar sadece 2 kalır burada. Burada 1 kalır. O zaman işler dışlar çarpma yaparsak 2 kere 4 8 eşittir. Burada hiçbir şey kalmadı. 1 kere z artı 1 z artı 1 eder. Dolayısıyla Z eşittir 7 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bravo diyorum sana. Gerçekten mükemmel bir şekilde konuyu anladığını hissediyorum Tomuç. Geldik mesela bir tane daha kazıkul aziz bir soruya. Kazılık kazı. Tonguç 20 TL ile 15 adet kalem alabilmektedir. Tonguç'un 45 kalem alabilmesi için kaç TL parası olmalıdır? Hiç sorun değil. Şöyle düşünelim. E, 20 TL ile 20 TL ile 15 kalem alabiliyorsa 45 kalem alabilmesi için kaç TL lazım ya? Hemen şöyle bir şey kuruyorum. Bir sistem kuruyorum. Diyorum ki sonra burada dikkat et. 20 TL, bak kalem sayısı arttıkça TL sayısı ne olacak? Artacak. O zaman bu arttıkça bu artıyorsa burada bir doğru orantı var. Diyorum DO yazıyorum buraya. Doğru orantı yazdıktan sonra doğru orantının okları diyorum ki doğru orantı böyledir. Yani bununla bu çarpılınca 20 çarpı 45 eşittir. Bununla bunun çarpımı... 15 çarpı x'tir. Sonra bu sadeleşirse 3 1 kalır. Yani doğru orantı yapmama gereken şununla şunu 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 çarpmak. Mantık olarak bu artıyorsa bu artıyorsa veya bu azalıyorsa bu azalıyorsa yaptıktan sonra e, hemen bununla bunu çarpın bununla bunu çarpın birbirine eşittir diyorum. Sonra normal işlemler yapıyorum. 60 eşittir x. Yani demek ki 60 TL vermem gerekiyor. Zaten ben burayı bulmuş oldum. 60 TL diyoruz. 4 işçi bir evi. Hemen bakalım. 4 işçi bir evi 12 günde boyayabilmektedir. O zaman altı işçi o evi kaç günde boyayabilmektir? Buradaki mantık şu. Bu işçi sayısı arttıkça gün sayısı ne olur Tonguç evladım benim? Ee, artar. Hayır saçmalama dangoz musun evladım ne artarı? işçi sayısı arttıkça daha kolay yaparız. Dolayısıyla azalır. O zaman diyoruz ki ters orantı var burada. Birisi arttıkça diğeri azalıyorsa burada ters orantı vardır. Ters orantının okları da şu şekildedir Tonguç Evren Doğru orantı bu şekilde ters orantı bu şekilde. O zaman diyoruz ki 4 kere 12 eşittir 6 kere x diyoruz. Sonra bunları sadeleştiririz. 2 1 kalır burada. 8 eşittir x çıkar. Demek ki 8 günde bitirebiliyormuş. Zaten bize burayı bulmuş olduk diyoruz. İşte doğru ve ters orantı ile ilgili bir örnek yaptık. Bir de birleşik orantı yapalım. 12 işçinin günde 6 saat çalışarak 4 günde bitirdiği bir işi 6, 16, 16 işçi günde 2 saat çalışarak kaç günde bitirir? Buradaki mantık şu. Yapılan bir yapılan işe 1 dersek Tomucuğum. 1 ee, bölü bak 1 bölü diyeceğiz ki yapılan işe 1 diyelim. 1 bölü 12 işçi günde 6 saat çalışarak 4 günde bitiriyordu. Eşittir 1 bölü 16 işçi günde 2 saat çalışarak kaç günde bitirir? Zaten biz yok. İşte bu bir bölü mantığını kurarsak aslında soru bitiyor. Oradaki mantık da şu. Hemen e, sadeleştirme yapalım seninle beraber evladım. E, 16 ile 4 sadeleşti. Burada 4 kaldı. E, bu 2 ile e, 6 sadeleşti. E, burada 3 kaldı. Sonra 1 bölü 12 çarpı 3 36 eşittir. 1 bölü 4 kere x 4x çıkıyor. O zaman 4x eşittir 36 çıkar. O zaman x eşittir 9 gün çıkar Tonguç evlenme. Böyle bir formülü var. Demek ki yapılan iş 1. Diğer veriler de alt tarafa yazılıyor. Diğer veriler de alt tarafa yazılıyor. Aynı şekilde yine yapılan iş 1'e göre. Yapılan iş 2'ye göre de yapılan iş 2'ye göre de bir de diğer verileri de aynı şekilde verileri verdiği sıraya göre 2'yi de buraya yazıyoruz. İşi verilere bölüyoruz. İşi verilere bölüyoruz ve birbirine eşitliyoruz. İşte burada yaptığımız mantıfa gibi. Geldik e, sayı problemlerine. Sayı problemlerinde mantığımız şu. Bir de şurada hemen bunu anlamayanlar için söylemek istiyorum. Burada yapılan iş değişmiyor. Aynı işi dediğine göre... E, aynı işi dediğine göre burada yapılan işe bir dediysek burada da yapılan iş bir olmak zorunda hani kafa karışmaması için söylüyorum işçi saat, günde çalıştığı saat ve gün. Yapılan iş değişmediğine göre buraya da bir yazık, buraya da bir yazık. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yol. Hadi bakalım. Öyle. <laughs>